Bitti böbürlenmeniz sizin. Ufalanmış taşa döndünüz. Yerini bulamıyor palavranız, zehir aktan yılana döndünüz. İflas etti akıl fukaralarınız, ayar tutmaz oldu dilleriniz. Halka hakaret eder durursunuz, zehir saçan yılana döndünüz. Nice nice çamları devirdiniz, her türlü yolsuzluğu kıvırdınız. Gerçek olana yüz çevirdiniz, gözü gören körü oynadınız. Gençleri görüp duymadınız, hep çantada keklik zannettiniz. Giderlerse gitsin dediniz, zehirli dilden vazgeçmediniz. Körlük bitti, gözler açıldı artık. Z kuşuğu meydanları inletiyor. Güvendiğiniz dağlar devrildi. Kendinizi sokacak zehriniz kaldı. Ednan der ki, entrika zulüm bitecek. Z kuşağı seçim sandığını sallayacak. 14 Mayıs'ta saltanat son bulacak. Hakça bölüşülen adalet kazanacak. Yaşasın halkların kardeşliği. Yaşasın halkların kardeşliği. Çok güzel. Kısa bir özet. Abinin şiirine ne diyorsunuz? Abinin okuduğu şiire ne diyorsunuz? Süper. Oyumuz Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu tabii ki. Abicim neden Kılıçdaroğlu? Neden o? Yani nedensiz bir şey yok. Oy kullanacak sensin abi. Ya gitsinler artık yani istiyoruz. Yeter artık gitsinler. Gel abim gel sen de gel. Yani padişahlık devri bitsin yani. Şu çevreye bak. Gel abim bak. Şöyle gel yanıma gel. Şöyle gel. Şöyle gel abi. Şöyle o araya gel daha iyi konuşursunuz. Şu toplumdan ta o baştan bu başa kadar gelin. Allah şahidim olsun ki hiçbiri Tayyip'i desteklemiyor. Kimse istemiyor. Değişim. Değişim şart arkadaşım. Değişim olsun yeter artık. Ne olacak ya bunun, bu ülkenin hali ne olacak böyle? Nereye kadar? Ekonomisi bitmiş, hukuk yok, adalet yok. Herkes suçlu, herkes boşlu, nereye kadar? Yazık, günah değil mi bu insanlara? Yazık ya, yeter artık ya. Mesela 11 ayın Sultanı Ramazan ayındayız. Doya doya her şeyinizi yiyebildiniz mi? Yok. Ama Müslüman ülkesindeyiz. Ya İlaki Müslümanız ama Müslümanlar hangi Müslüman? Ama birileri altın kaşıkta yerken komşusu aç yatan bizden değildir. Yani o öyle der. O onun kepçesi her zaman dolu. Garibanın kepçesi boş. Bana öyle öğrettiler dini derslerde. Komşusu aç yatan bizden değil ya dediler. Ben... Şimdi mesela bazıları altın kaşıktan yiyor torunlarına kadar. Ha. Şimdi sen daha aç yatıyorsun. Nasıl bir Müslümanlık bu mesela? Ya değil işte. Adalet yok. Adalet diyoruz ya. Adaleti Müslümanlığını biliyor. Ne Cumhuriyeti biliyor. Ne Türklüğünü biliyor. Ne Kürtlüğünü biliyor. Herkes sallıyor. Evet abi. Adalet yani, olmalı. Abi yani şöyle bir şey var. Müslüman burada herkes Cumhuriyeti. Hiç ya şu insanlar şurada görmüş olduğumuz insanların senenin bir ayı. Ya doya doya bir şeylerini yemekte, gezmekte hakları değil mi yani? Bak hakları şöyle bir şey var. Bu hakkı savunanlar şurada mesela yemek yiyor arkadaşlar. Diyor ki mesela ben seyrediyorum, takip ediyorum sizleri. Tabii. Bak diyor orada kafelerde yiyorlar, içiyorlar diyor. O kafede yiyen içenler halbuki onu savunuyor, o farkında değil. Kardeşim o zaten yiyor içiyor. %20'lik toplum var. Müthiş yaşıyor. Allah aşkına ben de yaşıyorum, sıkıntı değil. Ben burada bir şey savunurken halbuki o yiyemeyenleri savunmaya çalışıyorum. O yiyemeyenler celladını savunuyor. Enteresan. Böyle bir durum var yani. Abi sonuçta hepimiz mazlumlardan yana olmak zorundayız. Karnına göre de biz öyle yani zaten. Tabii bizim durumumuz iyi diye insanları da görmemezlikten gelmek yanlış bir şey. Onu diyorum işte ben zaten. Ama görmüyor. İşte biz de maalesef mazlumların yanında olduğumuz için biz de sıkıntıya düşüyoruz mesela evet. Kanun olarak. Yani, devlet kanunlarına ben de sıkıntıya insanlar düşüyorum. Aklı kadardır. İşte aklı bu kadar bu insanların. Bakın yani. Ben orijinal İstanbulluyum. Bunların orijinal mi? Dışarıdan falan da gelmedi diyelim. Bizans'tan beri desen yeri var. Eyüp Sultanlıyım ben. Evet. Ama 40 senedir buradayım. Şimdi bunun bütün halini biliyorum. Şimdi insanlar yani ne istediğini bilmiyor. Tutturmuş herkes bir köşeye kapmış. Aman bu köşeyi ben bırakmayayım. Bütün yani sağcısı da böyle, solcusu da böyle, AKP'lisi de böyle, CHP'lisi de böyle. Ama şimdi burada bir şey var. Ne var biliyor musun? Buradan acilen buradaki gelen mülteciler var ya gitmek zorunda kardeşim buradan. Benim en efendim abim ama kimlik verildi. Kimlik onlar rahat ederiz. Bak mülteciler giderse rahat mı ederiz? Arkadaşın dediğin gibi. Burada ben bir binada oturuyorum. Bir Türk biz kaldık. Şimdi bunlar o binaya, kiraya 6-7 bin lira veriyorlar. 3 aile, 4 aile oturuyor. Ama ben Türk vatandaşım, Türk kimliği taşıyan, Kürt laf fark etmez. Benim en kötü Kürdüm bile bunlardan iyidir. Bak net konuşuyorum. Abim, sen de mültecilerden sıkıntı yaşıyorsun değil mi? Ne? Mültecileri sen de istemiyorsun. Vallahi nefret ediyorum. Peki abi şimdi mültecileri başımıza bela ettiler. Kurtulamıyoruz, ne yapacağız? Kardeşim. Bak, bana gel. Neden istemiyorum biliyor musun?
Şimdi ev kiraları böyle niye patladı? Herkese oturum verdi burada. 300 bin, 200 bin euroya ev satıldı. Ev fiyatları niye arttı? Şimdi bu çocuklar nasıl alacaklar bunu? Nasıl alacaklar ya? Hadi ben var. Ben aldım Allah'a şükür. Ama bu gençler nasıl alacak bunu? Gençler bunu düşünmüyor. Abi gençlerin işi zor durumda. Oturum verdi herkese 300-400 bin dolara. Anlatabiliyor muyum? Doğru, ev fiyatları uçtu gitti. 6 bin lira, 7 bin lira, 10 bin lira kiralar. 5 aylık bir arada oturuyorlar. Onlar veriyor mu? Suriyelisi böyle, Afganı böyle, Özbeki böyle, Tatarı böyle. Hadi ırkçılık yapmak da istemiyorum da. Yani rahat olur mu? Bir kilo abi tanzim yerlerini açtılar, devlet tanzim yerlerini açtılar, kuyruk yaptılar. Bana da eskiden dediler ki tüp kuyruğu var. Abi bana eskiden dediler ki tüp kuyruğu var, ekmek kuyruğu var, yağ kuyruğu var dediler. Şimdi et kuyruğu var, nasıl olacak? Et kuyruğu. Evet. Et kuyruğu. Tanzim güzel. Yerlerine giriyorsun ama sıra gelmiyor. Sen hiç mi sıra gelmiyor ki? Abi 350 liraya rahat rahat etini yiyebiliyor musun abi? O da 10 kilo yani. Abi 350 liraya rahat rahat etini yiyebiliyor musun? Fazla getirirse? Pastırmayı en son ne zaman gördün abi? He? Pastırmayı. Kilosu 750 lira. Çeyrek fiyatla çarpışıyor şu an. Çeyrek. Kimse yenmez. Abi şu an çeyrekle bir dilim pastırma çarpışıyor. Haberiniz var mı? Vallahi haberi var ama şimdi bir yiyen yok ki. Yiyen yok. Pastırmayı al yiyen yok ki. Ama ben köydeyken abi ben fasulye pastırmasız fasulye yemezdim mesela. Nasıl olacak? Abi o zaman çok güzel. Çünkü benim babam da tek başına çalışıyordu. O zaman gelirimiz vardı. Güzel mi? Bakın köyler, tamam köylerimizde şunu söylüyorum. Resimlerimize bakalım, eskiye geri dönelim. Resimlerimiz siyah beyazdı değil mi? Öyleydi ama yaşantımız, şeylerimiz hepsi renkliydi. Hepsi sevgi, saygı, hürmet doluydu. Bir yere vardığımız zaman hep birden kalkıp yaşaya göre sevgi vardı. Şimdi var mı o? Yok, kalmadı. Onun için ben bu isyanı size yine de şunu söyleyeyim. Sesin tutsaktır. Özgür değilsen yaşadığın vatanda, fikrini özgürce ifade edemiyorsan, zulme ses çıkarmıyor, susuyorsan, çıkarmadığın ses tutsaktır boğazında. Ağzına sağlık. Haykırmak için göğsün sıkışıyorsa, cesaret fışkırmıyorsa gözlerinden, çığlık sesini çıkarmıyorsan ağzından, çıkarmadığın ses tutsaktır boğazında. Nehirler umuda özgürlüğe akmıyorsa, kalleş hançerini göğsüne saplıyor ise, gözlerinden yaş akmıyor, kurumuş ise, kuruyan yaşlar İsyandır gözlerinde. Halkın çığlığı kuş sesini bastırıyor ise, taraf medya sağırı oynayıp susuyor ise, halkınla ihanet edip kalemini satıyor ise, güçlünün kuklası olan medya haindir. Almaz bu sessizliğe kayıtsız kalamaz. Saltanat medyalar gibi boyun bükemez. Kalemini kırıp fermanını yazsalar da demokrasi için suçmayacak. Yazacağım. Eyvallah. Kılıçdaroğlu Erdoğan mı?